Herkese merhaba arkadaşlar, Fes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün bir açıdan mutluyuz, bir açıdan da mutsuzuz. Neden dolayı? İkonlar anlamında biliyorsunuz Japon birçok ikon var. Çok fazla işe yaramayacak ikonlar Nakat haricinde. Ama onun dışında bir de Figo, Zamorano ve Matthäus iş yapar ama birçok kişinin kadrosunda ya Bayern Münih Matthäus'u ya da Inter Matthäus'u zaten var. Yani bu hafta top açılımı yapmak isteyenler birazcık mutsuz, sebebi iyi oyuncu gelmemesi. Ama mutlu olduğumuz bir kısım var. Tabii ki futbol puanı olanlar için ya da biriktirme ihtimali olabilenler için. Mağazaya 3 tane isim eklendi. Bunlardan bir tanesi Morientes. Morientes'i kısa bir şekilde geçeceğim. Morientes yorumumu zaten biliyorsunuz. Ama en büyük kıstas şu: Beckenbauer mı yoksa Patrick Vieira mı alınmalı? Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Hem Beckenbauer'la oynadım. Patrick Vieira'nın Legend ile oynuyorum. Beckenbauer'ın da ikonu bende mevcut. Ama bununla ilgili hem deneyimlerimi aktaracağım hem de bana göre bu benim doğrum. Hangisi alınmalı bunu size göstereceğim. İsterseniz küçük bir Morientes'le başlayalım ama öncelikle iyi bir like atmayı ihmal etmeyin. Bu arada siz e-futbol paralarıyla kimi almayı düşünüyorsunuz? Benim söylediklerimi dinlemeden önce yoruma yazarsanız çok mutlu oluruz. Gelelim Morientes'e. Bu arada Real Madrid'in ikonları işte Guti, tamam Roberto Carlos'unuz olabilir ama ben Bost'u defansif anlamdaki bir oyuncuya, yani Roberto Carlos beke vermektense ve Morientes'e açıkçası farklı yerlerde kulüp Bost kullanmanızı tavsiye ediyorum. O yüzden de ben Real Madrid'i alan kişinin kulüp Bost'u kullandığını çok fazla görmedim. O yüzden bu Morientes'in kulüp Bost kullanmış hali. Ona rağmen evet bitiricilik 96, kafa bilmem ne ama oyunda hız anlamında sıkıntı yaşayan biri. Aynı zamanda pasör yetenekleri iyi değil. Bu oyuncuyu kullanacağınıza kadar çok net söylüyorum. Harry Kane'i kullanın, çok daha fazla verim alırsınız. Kafa konusunda asla Morientes'ten kötü olamaz. Bence daha da iyi. Pasör yetenekleri Morientes'i çok fena tokatlar. Hız konusunda da Harry Kane Morientes'ten çok da geride kalacağını sanmıyorum. Gelelim oyunun en iyi bana göre defansına, Beckenbauer'ına ama şimdi çok dikkat etmemiz gerekiyor. E-futbol puanı olanlar kolay birikmiyor arkadaşlar. Meşlede o kadar kasıyorsunuz. O yüzden Beckenbauer ve Patrick Vieira bunu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. İsterseniz ilk önce Beckenbauer kartını, daha sonra Patrick Vieira kartını ve daha sonra ikisi arasındaki farkı ve neden hangisi alınması gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi Beckenbauer'ı kullanıyorum ben. Iconic Moment kartını kullanıyorum. Legend değil ve bu karta yakın bir kartını kullanıyorum. Beckenbauer'dan memnunum. Kulüp Boss seçmediğim halde memnunum. Ama Kulüp Boss seçildiğinde ki seçebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz özellikle de Matthäus'unuz varsa, ileride de Rummenigge'niz varsa, kalede de Oliver Kahn'ınız varsa özellikle mobilde kesinlikle seçmeniz gerekiyor Kulüp Boss. Çünkü Bayern Münih ikonları gerçekten çok iyi. Baktığımızda bu adam Joker oyuncu. Hatırlıyorsanız bundan bir ay önce, 1,5 ay önce bir video yapmıştım ve e-futbol puanıyla alınması gereken, yani oyuncu analizi değil ama hangi oyuncuları almanız gerektiğini söylemiştim. Bir kere ikon kadro kuruyorsanız defansif bir oyuncu almanız gerekiyor. Çünkü defans çıkarmak, kaleci çıkarmak oyunda daha zor. Ama hücum anlamında zaten çok yenilikleri olan ve çok fazla alternatifi olan bir oyun oynuyoruz. İnanılmaz fazla forvet ve hücum hattı var ama defans bulmak zor. İkinci anlamda da Joker oyuncu almamız gerekiyor. Çünkü Joker oyuncu bizim için çok önemli. Sadece örnek veriyorum, markete geldi. Kim geldi? Rummenigge geldi. Misal. Rummenigge geldi. Rummenigge'yi sadece forvette SF ya da GF kullanabiliyorsunuz. İşte pozisyon basarsanız OOS kullanabiliyorsunuz. Ama daha fazla pozisyonda yararlanamıyorsunuz. Şimdi en fazla pozisyonda yararlandığınız Joker oyuncular oyunda her zaman için alınması gereken oyuncular. Hatta ben her zaman diyorum kadronuzu da buna göre kurun. Beckenbauer, şu anda gördüğünüz Beckenbauer stoperde Iconic Moment seçildiği, kulüp boss seçildiğinde 98 oynuyor. Sağ bekte 95, sol bekte 93, Dost'ta 97 oynuyor. Bu yüzden analiz edeceğim Patrick Vieira ile. İkisi de Dost'ken hangisi daha iyidir onu göstereceğim. Go'da 92 ve OOS'de 92 oluyor bu kartı. Kolay fullenir mi? Kolay fulleniyor. 19 seviye sizi yormuyor. Bu da çok büyük bir artı mı? Artı. Fiyat performans mı? Evet. Peki güçlerine baktığımızda bir stoperden bekleyemeyeceğimiz kadar. Bakın bekleyemeyeceğimiz. Ya bu stoperde bu olmaz dediğiniz bir şey. Pasör yetenekleri, orta sahadaki bir Beckham, bir Gerrard gibi adamlar kadar iyi.
Alçak tempası 97, yüksek tempası 98 olan bir stoper karttan bahsediyoruz. O yüzden oyunun en iyisi ve alınması gereken kart stoper Beckenbauer. Pasör yeteneklerinin yanı sıra bir stoperin top kontrolünün 95 olması, Passmaster'dan girip bakabilirsiniz. Hiçbir stoperde kolay kolay bu özellikleri, evet top kontrolü iyidir, pasör yetenekleri kötüdür. Duran topu vardır, pasör yetenekleri kötüdür. Defansif özelliği iyidir, driblingi kötüdür. Beckenbauer'da hepsi var arkadaşlar. Defansif farkındalıklara bakalım, 99, top kazanma 98. Dayanıklılık 88, biraz sınıfta kalıyor gibi görünse de zaten bu oyuncuyu çok fazla ileri geri götürmektense defansif hatta tuttuğunuzda dayanıklılığı zaten yetecektir. Hız ve hızlanması çok iyi. Ya bakıldığında sadece kırmızı olan kaleci performanslarını görüyorsunuz. Peki bir diğer karta gelelim, Patrick Vieira'ya. Patrick Vieira'ya baktığımızda, şimdi Patrick Vieira'nın bazı kötü özellikleri var mı? Yo, o da çok iyi. Peki kötü olan neyi var? Açık söyleyeyim mi? Sadece duran top kullanmıyor ve takımınızda zaten duran top kullanan oyuncunuz vardır. Yani Beckenbauer'la kullanıyorsunuz ama Patrick Vieira ile kullanamıyorsunuz diye bu eksi bir şey değildir, açık söyleyeyim. İnanılmaz bir oyuncu, defansif farkındalık, top kazanma, agresiflik, defansif açıdan çok iyi. Bu adam bir de kalıplı bir adam, uzun bir adam. 1.92 boyunda, bu çok önemli. Hız ve hızlanması Beckenbauer'la hemen hemen aynı. Bir kademe fark var, o bir problem değil. Pasör yeteneklerine bakın. Bakın bu biraz daha rakip kaleye yakın bir oyuncu. Ama pasör yeteneklerine baktığımızda bir stoper Beckenbauer'dan çok daha aşağıda olduğu görüyoruz. Şimdi isterseniz gelin iki kartı bir analiz edelim. Ve iki kartın analizinde görmemiz gereken bazı püf noktalar var. Beckenbauer toplam 6 tane mevkide oynayabilirken Patrick Vieira da 5 mevkide oynuyor. Şimdi 6 ve 5 çok da fazla fark etmez. Ama teknik özelliklerine baktığımızda şimdi şöyle söyleyeyim. Top kontrolü 4, sıkı top tutma 4, alçaktan pas 11, yüksekten pas 12, bunlar çok büyük farklar. Bitiricilikte bir kademe önemli değil. Kafa konusunda Patrick Vieira daha iyi. Duran top, falso geçiyorum. Hız ve hızlanma bana göre aynı. Şut gücü aynı. Fiziksel temas 6 kademe Beckenbauer daha iyi. Ama şunu unutmayın. Biri 99, biri 93. Ya 93 de kötü değil. O yüzden ya biri mesela 88 olur, biri 82, 83 olsa yine daha fazla fark ederdi. Ama bu fiziksel temas bana göre fark etmez. Dayanıklılığa değinmiştik. Peki defansif özelliklere baktığımızda defansif farkındalık 3, top kazanma ise 5 kademe daha iyi olduğu görünüyor. Şimdi stoperde 98 ki biliyorsunuz Arsenal'in ikonik moment aldığınızda, Arsenal oyuncularından kurduğunuzda kim var? Ljungberg var, kim var? Arshavin var, Pires var. Bunlar çok fazla tercih edilen oyuncular değil diğer ikonlara göre. O yüzden Patrick Vieira'ya kulüp boss vermek kolay değil ama Beckenbauer'a vermek daha kolay ve daha iyi diye düşünüyorum. Peki Patrick Vieira ne yapıyor? Stoper ve beklerde oynayabiliyor. Dost'a 98 asıl oynayabildiği yer ve Go'da 90 oynuyor. Baktığımızda Beckenbauer'ın daha iyi oynadığını görüyoruz bu mevkilerde. Peki şimdi stoperde Beckenbauer zaten Patrick Vieira'yı tokatlayacaktır. Zaten overall anlamında çok düşüyor. Ama Dost'a peki hangisini tercih etmek lazım? Size çok net bir şey söyleyeyim mi? Ben Dost'a da Beckenbauer'ı seçerim kesinlikle. Defansif anlamda top kazanması daha mı kötü? Hayır, daha iyi. Pasör bir Dost adamında pas yeteneği de çok önemlidir. Pasör yetenekleri Beckenbauer ve Patrick Vieira kıyaslandığında hangisi iyi? Beckenbauer daha iyi. Naçizane duran top özelliği var. Az çok iyidir yani duran top özelliği. Bu büyük bir artı. Onun dışında sıkı top tutma, top kontrolü bir Dost oyuncusunda bekler misiniz? Beklersiniz tabii ki de daha iyi olmasını. Beckenbauer daha iyi durumda. Açık söyleyeyim, çok da fazla uzatmayacağım. Benim amacım size doğru bilgiyi ve kendi fikrimi bir beyan etmek. O yüzden tabii ki de son karar sizin olacaktır. Beckenbauer'ı olanlar Patrick Vieira'yı alabilir kesinlikle. Patrick Vieira'sı olanlar Beckenbauer'ı kesinlikle alabilir. İkisi olanlar için küçük bir analiz yapalım. Şimdi ben bu videoyu bu kadar izledim ama ikisi de bende mevcut. Peki hangisini almam gerekiyor diyorsanız Joker oyunculardan yine gideceğiz. Tavsiye edeceğim iki tane oyuncu var. Bunlardan bir tanesi Pavel Nedved. Bu arada Maldini falan tavsiye etmediğimden değil. Hani Maldini de çok iyi bir oyuncu. Maldini de sol bekte de oynayabiliyor. Sağ bekte de, stoperde de. Zaten oyuna gelen ve birçok oyuncuyu analizini artık biliyorsunuz kanalda yaptığımız için. Ama nokta atışı yapmak istiyorsak
Bence orta sahada oynayabilen, gizli forvet bile oynayabilen, sol açık oynayabilen, orta sahanın bütün kademelerinde oynayabilen ve bu kartı olan Pavel Nedved. Özellikle kulüp boss seçtim çünkü Ronaldo'nuz falan varsa, Del Piero'nuz varsa zaten kulüp boss seçilir. Ama kulüp boss seçilmediği haliyle bile 95 rating oluyor. Ve baktığımızda hız ve hızlanması bir orta saha adamı için fena değil. Evet, kanat adamı için birazcık düşük gibi görünüyor. Şut gücü yüksek, pasör yetenekleri çok iyi, dayanıklılık çok iyi. Defansif anlamda zaten size katkı sağlayacak bir oyuncu değil. Kesinlikle ilk tercihim Pavel Nedved olur. Peki son tercihim ne? Ben bu yıl biliyorsunuz Robson aldım. Çok şükür şöyle yapalım. Ya yani 1-2 maç, o da oynadığım 50 maçtan bahsediyorum. 50-60 maçın ikisinde belki kötüydü. Hatta birini, hatta videosunu bile attık, çok kötü oynadığı bir maç oldu. Çok memnunum. Sıkı top tutması çok iyi, pasör yetenekleri çok iyi ve biraz önceki Patrick Vera'dan daha iyi. Duran topu ben kullanmıyorum. Duran top Robson'a kalmıyor benim takımımda. Bir go adamının bitiriciliğinin 98 olması çok iyi. Patrick Vera'ya bakıyorsunuz, bitiricilik 88. Yani bu tarz zaten oyuncular, orta sahanın ortasında oynayıp bitiriciliği bu kadar iyi olan oyuncular zaten oyunda iş yapıyor. Baktığımızda dayanıklılığı iyi, defansif özelliklerinin tabii ki de Patrick Vera ve Beckenbauer'a göre kötü olduğunu görüyorsunuz ama ben çok memnunum. Oyunu iki yönlü oynayabiliyor, fiziksel temas var, dengesi aşırı kötü değil. O yüzden zayıf ayak kullanım ve yeteneği çok iyi ve ne olursa olsun Dost'ta ve Go'da oynayabiliyor. OOS'de ben çok fazla oynatmadım ama iki mevkide de oynayabiliyor olması benim için ideal ve keyifli oluyor. Benim bugün aktaracaklarım bu kadar. Sizler kimi almayı düşünüyorsanız yorumlara yazarsanız beni mutlu edersiniz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.